hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Bakalım, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben bugün Eskişehir'de uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Güzel bir haberim var size. Bizim Sivrisay ilçemizde Kaymaz Mahallesi'nde altın madeniyle ilgili bir konu vardı. Biz bununla ilgili 3. havuzu yapmayla ilgili, kapasite genişletmesiyle ilgili bir konu vardı. Buna karşı çıkıyorduk. Fakat buna rağmen çek süreci olumlu sonuçlanmıştı. Biz dava açtık. Bugün yürütmeye durdurma kararı geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak açmıştık. Böyle bugün uğurlu geldiniz Eskişehir'e. Eskişehir'in havasını, suyunu, toprağını her zaman korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel müjdeli haberi de bugün size vermek istedim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne kaçıncı gelişimdir? Belki bu koltuğa 20. oturuşum, belki daha çok olmuştur. Burada tabii hep karşımızda Yılmaz Büyükerşen bizi Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak karşılıyordu. Bundan da büyük bir gurur ve onur duyuyorduk. Tabii bütün başarı hikayeleri bir vedayla sonlanıyor. Ama o vedaya bir vefanın eşlik etmesi çok önemli. Vefalı bir veda oldu. Hem il örgütümüz tarafından, Sayın İl Başkanımız tarafından, hem milletvekillerimiz, 3 milletvekilimiz, hem de sizinle birlikte yakın çalışma arkadaşları ve metropoldeki ve ilçelerdeki belediye başkanlarımız hocamıza üst düzeyde bir vefa gösterdiler. Bunu Eskişehir halkı da en üst düzeyde gösteriyordu. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Sekreterimle birlikte hocamızın bundan sonra yerel yönetimlerde eğitim, eş güdüm ve denetim komisyonundaki koordinatörlüğünü çok önemsiyoruz. Hatta bu akşam da bu konuda 2 saatlik bir özel gündemli toplantımız da olacak kendisiyle. Ama tabii biz burada hocanın ardından yeni bir Cumhuriyet Halk Partiliği görmekten, bir Cumhuriyet kadınını görmekten, bir genç Cumhuriyet kadını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla hemen yanınızda da Kadın Kolları Genel Başkanımız oturuyor. Onlar da bu konuda kadınların daha çok yönetim kademelerinde yer almasını, hak ettikleri eşit temsil sağlanana kadar bu mücadeleyi onlar da tüm kademelerde sürdürüyorlar. Selin Hocam aday belirleme sürecinde de kadın adaylar için çok üst düzey emek sarf etmiş bir genel sekreterimiz. Biz bugün Türkiye'de bir tek kadın büyükşehir belediye başkanımız varken 5'ine aday göstermenin 3'ünün seçilmiş olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Aydın artık yalnız değil. Eskişehir'le İç Anadolu'ya doğru, Tekirdağ'la Trakya'ya doğru kadın büyükşehir belediye başkanlarımız 2 önemli adım daha attınız. Ümit ediyoruz gelecekte 30 belediyeye 15 kadın aday gösterelim. Kazandıklarımızın yarısı kadın belediye başkanları olsun. Tabii bunlar sizin göstereceğiniz başarı, ihtimam ve halkın size göstereceği teveccühle doğru orantılı olacak. Önemli bir zorluğu, önemli bir eşiği aştınız. Sizin liyakatinizden, becerinizden, mesleğinize, yaptığınız göreve hakimiyetinizden kimsenin şüphesi yoktu. Ama Yılmaz Büyükerşen öylesine önemli bir isim, öylesine marka bir isim ki hani yeri dolmaz denecek bir ismin yerine aday olmak ve seçimde bu başarıyı göstermek çok çok önemliydi. Seçim döneminde İzmir'den sonra memleketim Manisa'ya yakın olarak en çok ziyaret ettiğim 3. il Eskişehir'di. Çok önemli bir miting yaptık, bir cami açılışı yaptık, bir aday tanıtımı yaptık ayrı ayrı gelişlerinde. Ama bütün emeklerimize değdi, Eskişehirliler iyi yönetimi, liyakatli yönetimi, şehre sadakati ve en önemlisi de kent suçu işlemeden kentin rantını kente çevirerek, kenti bir rant alanı olarak değil hizmet alanı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğini ödüllendirdi. Pandemide hesaplarına el konulan
bir aşevini 25 yıl boyunca insanlara emek vermiş olması, aç karınları doyurması, bir sıcak çorbayı sağlamasının ne demek olduğunu bütün Türkiye gördü, bütün Türkiye'ye gösterdiniz. Bundan sonra da sizin buradaki başarılarınızı hem Yılmaz Hoca hem sizler aracılığıyla diğer belediyelerimizde ortaklaştırmanın ve devamında bu markalaşmış iyi kamu hizmetinin genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarın kapılarını aralamasının ümidi içindeyiz, heyecanı içindeyiz. İyi bir yolda yürüyoruz, hep birlikte yürüyoruz. Size, ekibinize, Büyükşehir Belediyesi'nin personeline, hangi siyasi partiden olursa olsun Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Biz her zaman olduğu gibi arkanızdayız, yanınızdayız. Bu büyük başarı hikayesinin döneminizde artarak, taçlanarak devam etmesini ümit ederek tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına bir kez daha hem kutluyor hem de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim dönemi geçirdik. İl başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımızla beraber kırsal ilçelerde de çok önemli bir başarı elde ettik. Ve biz ilk defa mecliste böyle bir çoğunluk görüyoruz. Yani şu anda Demokratik Sol Parti ile beraber 31'e 13 gibi bir rakamla karşı karşıyayız. O da en son aldığımız ödüldür. Avrupa Konseyi, biz geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Orada da en çok konuşulan konulardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kent yönetimi, sürdürülebilir kamu yönetimi. Burada Avrupa Konseyi'nden sürdürülebilir ve uzun dönemli yönetim ödülü alınmış. Bu tabii Yılmaz Hoca bahsediyordu, çok sıkı denetimler, çok özel şartları sağlamak gerekiyor. Onların sağlanıp da bu Avrupa Konseyi'nden sürdürülebilir ve uzun dönemli iyi yönetim ödülünü almış olmanızdan dolayı da Avrupa Konseyi'nde partimizi en üst düzeyde temsil etmiş, komisyon başkanlığı görevi yürütmüş olan Selin Hoca ile birlikte sizi kutluyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün Türkiye genelinde kadınlar ve gençler çok önemli görevler üstlendi bu yerel seçimlerde sizlerin sayesinde. Ben de gönülden teşekkür ediyorum. Hem hazır burada genel sekreterimiz ve kadın kolları genel başkanımız da varken teşekkür ediyorum.